ayıp örterdi. Tamamen sıska olmanın moda oldu. Ben dijital dünyanın o kadar dışındayım ki hiçbir zaman sevmedim. Facebook'um yok, Twitter'ım yok ama görebildiğim biz yaştakileri evlere kapattılar ya sokağa. Dünyadaki vaktimizi azaltıyoruz. Başka bir gezegene gitmek gerekecek çünkü hiç gündemde olmayan bir şeydi. Taksi yok. Taksi hakikaten bulanık ama ona hiç şikayetim yok. Bu maceralarımı anlatan bir kitap yazdım. Çok başıma geldi çünkü burada düello. Bu saatlerde sokakta işin ne senin dedi. Güzelliğin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz usta yazarımız sevgili Ayşe Kulin. Neler konuştuk neler? Bugün Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin'le konuk olduk. Hem edebiyat üstünde hem de kadına dair her şeyi konuşacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Fırlarınız romanlarda bazen tarihi, bazen günümüz kadın karakterleriyle tanıştı. Sizin çok iyi gözlem yaptığınızı biliyoruz bu konuda. Size göre Türk kadınının güzellik anlayışı nedir? Uzun zamandan beri Türk kadının güzellik anlayışı benim güzellik anlayışımdan pek örtüşmüyor. Çünkü çok fazla müdahale ediyorlar güzel yüzlerine. Son 50-60 yılda kadınların güzellik tutkusunda neler değişmiş olabilir? Ha, onu ben size çok net söyleyeyim. Ben enteresan bir aileye doğdum. Ben doğduğum zaman benim anneannemin annesi ve babası hayattaydılar. Yani ben 4. kuşak olarak onların kucağında epeyce yaşadım. Nenem vefat ettiği zaman anneannemin annesi, ben ortaokuldaydım. Yani çok iyi hatırlıyorum. Onların zamanında ne kadar kilo, yani 1 gram et 1000 ayıp örter diye bir laf hep kulağımdadır. Ve anneannem de Hazan'da anlattığım gibi, ben sıska bir çocuktum, ince kemikli bir çocuktum. Benim artık bu gırtlağımdan aşağı ballı sütler, ekmekleri parçalar, ağzıma tıkar, ballara batırır filan. Kilolu olayım. Kilo ayıp örter. Şimdi o tamamen değişti. Tamamen sıska olmanın moda olduğu bir döneme de girdik. Bence o da çok tehlikeli bir şey. Çünkü yani insanlar sağlıklarını da kaybediyorlar. Yani bu aşırı pehrizlere falan giderekten. Ama güzellik bence dengeli hayatla, dengeli beslenmeyle, dengeli makyajla oluyor. Doğallığı kaybetmemek lazım kesinlikle diye düşünüyorum. Peki özellikle bugünün dünyası, dijital dünyası buna nasıl hizmet ediyor? Ben dijital dünyanın o kadar dışındayım ki hiçbir zaman sevmedim. Çünkü hayatımın yani aşağı yukarı 70 yılını, 65 yılını dijital dünyanın dışında geçirdim. Öyle bir şey yoktu ve teknolojiden de hiç anlamıyorum. Onun için Facebook'um yok, Twitter'ım yok ama görebildiğim kadarıyla çok zorluyor insanları. Bir kere görünür olmak. Görünür olmak için de, ya akılda kalabilmek için de sıradanın dışında olmak. Ama sıradanın dışında olmak her zaman güzel bir şey değil. Yani böyle ağzını kapatamayan genç kadınlar oluyor, böyle bir suni şeyler, bu gerçek mi, robot insan mı, yani merakım uyanıyor bazılarına. Bunlara da tabii ben bu şeyde muhatap oldum, pandemi döneminde biz yaştakileri evlere kapattılar ya, sokağa çıkamaz olduk falan, mecburen seyrediyorsunuz işte önümüze geleni. Her dakika kitap okunmuyor, her dakika yazı yazılmıyor, bir de dünyada neler olup bitiyor diye bak. Baktığınız zaman dijital dünya zorluyor insanları, kesinlikle zorluyor. Yüzlerine, vücutlarına, işte kıyafetlerine gereğinden fazla önem vermeyi. Ve bu yüzden de size bir şey söyleyeyim mi? Yani dünyadaki vaktimizi azaltıyoruz. Çünkü modanın bu kadar çok ön planda olması, bu kadar çok suyu kullanmaya mecbur kalmamız, tekstile korkunç su gidiyor. Ama su azalıyor dünyada. Yani evet, yani sonunda kuraklık yüzünden göçler başlayacak. Ve yani dünya ne hale gelecek o zaman bilemiyorum.
Bizim üç tarafı denizlerle çevrili bölgemizde dahi ırmaklar, göller biliyorsunuz kurumaya başladı. Her gün gazetelerde okuyoruz. Yani ben bu dünyada öleceğimi biliyorum. Benim çocuklarım da herhalde bu dünyada ama torunlarım için herhalde başka bir gezegene gitmek gerekecek. Çünkü o kadar özensizce kullanıyoruz ki çevremizi, yani tabiatı, doğayı tahrip ediyoruz. Ormanları kirletiyoruz, nehirleri, denizleri. Çok özensiziz. Çok özensiziz. Sonuçta bir ceza olarak başka bir gezegene gidip kim bilir nasıl fanusların içinde falan yaşamaya mecbur kalacaklar. Maalesef öyle bir dünyaya adım atıyoruz. Ayşe Kulin de bu taksicilerden ne çekmiş ya? Tüm taksi maceralarını yazdığı yeni kitabı Taksi üzerine konuştuk. Peki yeni kitabınız Taksi. Günümüzde evet. Taksi hiç gündemde olmayan bir şeydi. Ben farklı yerine aldım bunu. Ben başka bir kitap üstüne çalışıyordum. Hatta şurada var mı şu Tutsak Güneş? Evet. Bu bir distopyadır. Yani hayali bir ülkede geçer, hayali bir zaman içinde ama çok ileri bir devirde. Onun devamı niteliğinde şeye dikkat çekmek için, yani doğayı kurutuyoruz dedim ya demin, yani tahrip ediyoruz. Başka bir gezegene gitmeye hazırlanan insanları anlatıyor o kitap. Bir baktım bu taksi, çok büyük bir taksi sıkıntısı çekiyoruz burada. Yani 4 tane taksi durağımız var, hiçbirinde taksi bulmak mümkün değil. Biz artık belli bir yaştayız, gece kullanmak istemiyoruz. Park yeri bulamıyoruz zaten kullansak da. Onun için taksi yok. Taksi hakikaten bulamıyoruz. Ismarladığımız taksiler oluyor, onlar da gelmiyor. İniyorsun aşağıda bekliyorsun, taksi gelmeyince hadi yollara düş, taksi ara. Çok komik hikayeler var, neyse. Ben baktım bu taksi alımını 9. kez reddettiler. Cumhuriyet Gazetesi için bir yazı hazırlayayım dedim ama yani lafım o kadar çoktu ki sığmadı. Konuk yazara da belli bir yer veriliyor, vazgeçtim. 10. reddedilişinde aşağı yukarı 15 gün sonraydı filan, yayıncıma telefon ettim. Dedim ki ben bu taksi anılarımı yazarsam, çünkü birbirinden eziyetli ve komik anılarım var, basar mısınız? Hemen yazın dedi. Vallahi 10 gün sürmedi yazmam çünkü hepsi kafamdaydı zaten. Yani bir edebiyat kitabı değil bu. Evet. Bu benim taksi maceralarımı anlatan, yığınla var ama ben yani tekrara da düşmemek için 12 tane seçtim. Ulus'ta oturmuştum daha önce. 6 öykü Ulus'tan, 6 öykü de burada yaşarken, yani Şişli'de yaşarken. İçlerinde neler var derseniz, bir kere Ulus'ta oturduğum yıllarda bu para sahte abla vardı. Yani paranızı veriyorsunuz, o buradan hemen size sahte parayı uzatıyor. Siz görmüyorsunuz tabii. Bir de üstelik çok utanıp sahte para verdim diye parayı denkleştirmeye çalışıyorsun. Çünkü bozuk olsa bozuk vereceğim de, yani olmadığı zaman. Bunlardan çok yaşadık. Sonra onlar herhalde bir yani dikkat çekti. Çok şikayet alındı ki artık onu yapmıyorlar. Oradan başlayaraktan evlenme teklifinden tutun ama ona hiç şikayetim yok. Şikayetçi değilim. Çok efendi bir adamdı ama çok komikti. Ondan sonra Afife Jale'nin jürisindeydim ben 5 yıl boyunca. Tabii akşam gidiyorsunuz tiyatro seyretmeye. Gündüz çalışıyorum zaten. Akşam gidiyorum, belli yerlerde tiyatrolar zaten toplu halde, yani Beyoğlu, Talimhane oralarda. Taksim'den bineceğim taksiye. Bir tanesi bu saatlerde sokakta işin ne senin dedi. Enişte kızmıyor mu sana? Böyle bir konuşmalara muhatap olaraktan. Ve şimdi de yarı yolda indirmeler ve zaten bulabilsem ona da razıyım. Yarı yoldan belki bir tane daha bulurum. Ama korkunç bir taksi eziyeti içinde olduğumuz için taksi bu. Eli kalkık bir kız resmi yapın üstüne, kadın resmi yapın dedim. Başka güzel bir kapak yaptılar ama benim istediğim değil. Bu maceralarımı anlatan bir kitap yazdım ki belki birilerinin kulağına gider, ne çok eziyet çektiğini İstanbul halkının da insafa gelir diye. Evet, ben kitabı alabilir miyim? Kitap çok güzel bir kitap. Çok karikatür iyi. İlave etti içine, evet. Yayın evim. Yani ve taksiyi andırsın var. Diye bu şöyle, kenar.
göstereyim. Dur, daha komik var. Evet. Ben size göstereyim. Daha komik var. Şimdi şöyle diyorum ben, sokakta yürürken bir şişe bulsam, içinden bir dev çıksa ve bana dese ki dile benden ne dilersin, evime en yakın taksi durağında her istediğimde bir taksi bulayım derim. Oh, bunu yapmış. Aa. Çok komik. O hale geldim yani. Çok keyifli bir kitap. Okuması da çok keyifli. Okudunuz mu siz? Ha, sonra bu var, bu var. Bu para şey, bu para sahte abla. Bu çok başıma geldi çünkü burada düello halindeyiz şoförler. Sonra işte o evlenme teklifinin şeysi var. O da çok burada hala çok şeker. Çok güzel anlatmış, çok güzel. Evet, evet. Böyle çok ilginç şeyler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani burada hakikaten sözüm mesleklerini hakkıyla, namusuyla yapan çilekeş sürücülere hiç değil. Ama gerçekten özellikle yaşlı kadın olduğunuzu fark ettikleri zaman zannediyorlar ki siz bunaksınız ve ben bunu aldatırım. Değilseniz de tabii bir mücadeleye giriyorsunuz. Maalesef. Evet, maalesef. Şu an biz de yaşıyoruz onu. Çok güzel. Evet, evet, evet. Çok güzel anlatan bir kitap olmuş. Sempatik bir kitap oldu. Evet. İşte öbür kitap bundan önce çıkacaktı. Ben onun için çok hassastım. Yani bu konu, bu kadınların gördüğü şiddet beni çok fazla üzüyor. Ve o bakımdan da bu eğitime getirdikleri değişiklikler hiç yardım etmiyor bu kadınların öldürülmesine. Bambaşka yetiştirmeleri lazım küçücük çocukları. Bambaşka öğretilerle yetiştirmeleri lazım. Onun için o öbür kitabı da heyecanla bekliyorum. O da güzel bir kitap olacak. İncecik bir kitap ama bir şey yani bir farkındalık yaratmak için, yani neler çekiliyor, kadınlar nelere maruz kalıyorlar onu anlatmak için, özellikle bu merdiven altında yetiştirilen gerçekten Kur'an'ı bilmeyen hocaların yetiştirdiği çocuklara müthiş bir kadın düşmanlığı enjekte ediliyor. Kesinlikle. İnşallah çok daha güzel bir zaman. İnşallah, inşallah, inşallah. Bunu hak etmiyoruz. Bir nesil, güzel bir nesil, akıllı bir nesil olduğunu düşünüyorum. Eğitimle birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Eğitime. İnşallah. Böyle bir şey gibi, bir fırtına gibi gelip geçti deriz inşallah bir gün. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi ki geldiniz. Çok sağ olun.